Hemen her gün Çin'in işgal tehdidini yaşayan Tayvan, yıllık olarak gerçekleştirdiği tatbikatına başladı. Karadan, denizden ve havadan yapılan tatbikatlarda Çin'e gözdağı verildi. Karadan, havadan ve denizden. Neredeyse her gün Çin savaş gemileri Tayvan çevresindeki sularda seyrediyor ve savaş uçakları geri dönmeden önce adaya doğru uçuyor. Peki ya aniden saldırırlarsa? Tayvan ordusu böylesine sürpriz bir saldırıya karşı savunma tatbikatı yapmak üzere denizde, havada ve karada 2 günlük bir tatbikat gerçekleştiriyor. Çin, 23 milyon nüfusu Tayvan'ın kendi toprakları olduğunu iddia ediyor ve adanın Pekin'in kontrolü altına girmesi gerektiğini söylüyor. Tayvan Boğazı'nın barış ve istikrarı Hint Pasifik bölgesinin güvenliği, refahı ile ilgilidir ve bölgedeki tüm tarafların ortak sorumluluğudur. Tek taraflı ve keyfi eylemler kolaylıkla gerilimin artmasına neden olabilir ve Tayvan Boğazı'ndaki güvenlik ve istikrarı etkileyebilir. Pekin yetkililerini bu tür eylemleri derhal durdurmaya çağırıyoruz. Tayvan Savunma Bakanlığı 24 saatlik süre içinde adanın çevresinde 7 Çin savaş uçağı ve 4 donanma gemisinin tespit edildiğini söyledi. Ordu, Tayvan Boğazı'nı çevreleyen deniz ve hava sahasını yakından izlemek için ortak istihbarat, gözetleme ve keşif kullanacak. Hava savunma tanımlama bölgemize giren, tanımlanamayan herhangi bir uçakla hava sahamızın güvenliğini sağlamak amacıyla operasyon prosedürlerine ve acil müdahale protokolüne uygun olarak müdahale edilecektir. Tatbikatlar kısmen halkın adanın kendini savunma becerisine olan güvenini arttırmayı amaçlıyor. Ordusu Çin'in yanında gölgede kalsa da Tayvan, Amerika'dan yüksek teknolojili silahlar satın alıyor, yerli silah endüstrisini canlandırıyor ve zorunlu askerlik süresini uzatıyor.